Okan Bey merhabalar. Beklenen gün geldi. Asgari ücret zammı açıklandı. Yeni ücret 2825 TL oldu. Öncelikle bu yeni artışla başlayalım. Ezgi Hanım, şimdi sizin de söylediğiniz gibi asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı gerçekleştirildi ve işveren tarafının ve devlet tarafının imzasıyla, işçi tarafının imzası olmaksızın oy çokluğuyla asgari ücret hayata geçecek 2021 yılının Ocak ayından itibaren ve bu tutar brüt 3577,5 TL, bekar bir çalışan asgari ücretli için de 2825,9 TL asgari geçim bildirimi dahil tutar bu yönde. Bu artış %21,5'lik bir artışa denk geliyor. Geçtiğimiz yıldaki net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bekar bir asgari ücretin hesaplamaya göre. Bu artış oranı olumlu bir artış oranı. Fakat diğer yandan %21,5'lik artışın tekabül ettiği tutar 500 TL. Buradaki artışın yaşam maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağı noktası tabii ki bir soru işareti. Çünkü görüşmelerde baz alınan aslında önemli bir unsur. TÜİK'in de komisyona sunduğu bir rakam yaşam maliyeti rakamıydı ve bu da 2792 TL'ydi bekar bir çalışan için. Net asgari ücret bunun bir miktar daha üstünde 2825 TL. Fakat bu açıdan bakarsak rakam yeterli. Fakat diğer yandan Türkiye'de hanelerde genellikle çalışan tek bir kişi var. Ortalama hane büyüklüğünün de 3-4 olduğu düşünüldüğünde bu rakamın temel ihtiyaçları karşılamak noktasında ne derece yeterli olduğu tabii ki bir soru işareti. İşçi tarafı da zaten Türk İş'te bu nedenle asgari ücretin altına imza atmadı. Diğer yandan işveren tarafından bakarsak da yani neden bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında irade gösterilemiyor madem bu biliniyor gibi bir soru doğabilir. Burada da tabii şu ön plana çıkıyor. Asgari ücret artışının işverene maliyetini yükselttiğiniz anda hali hazırda çalışanların fazla mesai yapması durumu doğabiliyor. Bu birinci etki. İkinci etki, kayıt dışı istihdam artabiliyor. Yani hali hazırda sigortasız çalıştırılan kişilerin sayısı artmaya başlıyor. Bu maliyetin piyasadaki ortalama ücretin üstüne çıkması durumunda. Bir üçüncü durumda kayıt içinde kayıt dışılık dediğimiz, yani normalde 5 bin lira, 6 bin lira ücreti olan kişilerin SGK'ya asgari ücret üzerinden bildirilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunlar düşünüldüğünde, yani bu rakam belirlenip işin içinden çıkılamaz mıydı? Tabii ki çıkılabilirdi ama bu işsizliğe ve kayıt dışı istihdama neden olabilirdi. Burada aslında akademik anlamda çok önemli bir veri var elimizde. Çünkü 2016 yılında biliyorsunuz asgari ücrette çok ciddi bir artış gerçekleşmişti ve o artışın aslında akademik sonuçları şunu ortaya koyuyor. İşsizliğe neden olmadı bu artış. Bir miktar kayıt dışı istihdamı arttırdı. Zaten Türkiye iş gücü piyasasında önemli bir sorun alanı olan kayıt dışı istihdamın da o döneme kadar çok iyi giderken yani %30'ların altına inmişken tekrar artmasının altında yatan nedenlerden bir tanesinin de bu olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bugünkü artışın tutar olarak, miktar olarak işçi tarafını memnun etmemesi son derece normal. Fakat bunun etkilerinin iş gücü piyasasında gözlenmesi gerekiyor. Kayıt dışı istihdam ve işsizlik anlamında ve belki de bu yıla has olarak asgari ücretin enflasyona endeksli olarak aylık olarak arttırılması söz konusu olabilir. Bunun zaten daha önce Türkiye'de de uygulanmışlığı var. Belki böyle bir satın alma gücünün korunması anlamında uygulama 2021 yılı için gerekli olabilir. Evet. Asgari ücret birçok parametreye bağlı. Peki yeni zam hangi ödemeleri değiştirecek? Şimdi asgari ücret çalışma hayatında çok önemli bir parametre. Çünkü yalnızca asgari ücretliler üzerinden gelir elde edenleri değil, piyasada Ocak ayında zam alacak bütün çalışanların, özel sektör çalışanlarının artık elinde bir veri var. Asgari ücret %21 arttı. Dolayısıyla ortalama diğer ücretler içinde kararlaştırılan zam oranı bunun üstünden başlayacak. Fakat bunun dışında bir de şöyle etkileri var. Birincisi prime esas kazancın tabanı asgari ücret. Dolayısıyla işçilerin maaşlarından kesilecek prim miktarı da artmış oldu. İkincisi tavan değişti. Dolayısıyla prime esas kazancın tavanı 26.831 TL oldu 2021 yılında. Dolayısıyla rakam maaşı, brüt maaşını kastediyorum. Bu tutarın üzerinde olanlar bu tutar üzerinden SGK primi ödeyecekler. Dört beylilerin yani esnafın Bağkur primi arttı. Onlar için de biliyorsunuz belirlenen tutar üzerinden ödeniyor ve eğer 5 puanlık indirimden yararlanılabiliyorsa yani
düzenli prim ödeniyorsa bu durumda Bağkurluların 1055 lira üzerinden prim ödemesi söz konusu olacak. Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta primleri arttı ki bunu konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet. Yıl sonundan önce yani yılbaşından önce bunun yapılması gerektiğini söylemiştik. Günlük borçlanma tutarı 38.16 TL'ye yükseldi. Başka etkilediği unsur işsizlik maaşı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik ödeneği de yükselecek. Fakat bu yükseliş hemen yaşanmayacak. Biliyorsunuz asgari ücretin işsizlik maaşına yansıması 4 ay gecikmeli oluyor. Çünkü işsizlik ödeneği son 4 aylık prim ve esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla Mayıs ayından itibaren işsiz kalmış bir kişiye ödenecek işsizlik maaşı artacak ve 1420 TL olacak. Fakat bunun öncesinde hem 2020 Kasım, Aralık maaşları hem 2021 Ocak, Şubat maaşları devrede olabilir. Bireysel emeklilik devlet katkısı yükselecek. 2021 yılında 10.732 TL'ye çıkacak devlet katkısı. Dolayısıyla 1903 liralık başka bir kaynak aslında söz konusu olmuş olacak bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar için. 65 yaş aylığının gelir sınırı yükselecek. Tam meblağını hesaplamak için Maliye Bakanlığı'nın tebliğini bekleyeceğiz. Fakat şunu söyleyebiliriz, gelir sınırı 852 lira olacak. Dolayısıyla hanede yaşayan kişinin ve eşinin toplam geliri eğer bu tutarın altındaysa 65 yaş aylığı alınabilecek. Dolayısıyla %21'lik artış aslında hiçbir geliri olmayan 65 yaş üstü kişilerin daha fazla kişinin 65 yaş aylığı alması anlamına gelecek. Ve yine genel sağlık sigortasından prim desteği yani primlerinin devlet tarafından ödenmesi için belirlenen kişi başına düşen gelir sınırı da 1192 TL'ye yükselmiş olacak. Hanede kişi başına düşen gelir bu tutarın altındaysa sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek.